Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda da bitki ve hayvan hücreleri arasındaki mitoz bölünme farklarını işleyeceğiz. Şimdi diğer bütün safhalar, diğer bütün olaylar birebir aynı iken bitki ve hayvanlarda iki temel fark var. Bunlardan birincisi sentrozom, diğeri ise sitoplazma bölünmesi. Şimdi sentrozomda nasıl bir fark var? Şimdi arkadaşlar yuvarlaklar sizlerin de bildiğiniz gibi hayvan hücrelerini temsil ediyor. Köşeli olanlar ise bitki hücrelerini gösteriyor. Şimdi biliyoruz ki biz hayvan hücrelerine ne var? Sentrozomlar var. Şimdi sentrozomlar birbirinden ayrılıp zıt kutuplara doğru giderken aralarında ne oluşuyordu? İğ ipliği. Şöyle iğ ipliği oluşuyor. Şimdi bitki hücrelerinde iğ ipliği var mı? Özür dilerim. Sentrozom var mı? Yok. Ama iğ ipliği var arkadaşlar. Onlarda da sitoplazmadaki proteinler birleşerekten neleri oluşturuyor? İğ ipliklerini oluşturuyor. Yani iğ ipliği bitki hücrelerinde de hayvan hücrelerinde de iğ ipliği var ama temel fark iğ ipliklerini hayvan hücrelerinde sentrozomlar oluştururken bitki hücrelerinde iğ ipliklerini sitoplazmadaki proteinler oluşturuyor. Bu farktan bir tanesi. Şimdi geldik buradaki farka. Şimdi sitoplazma bölünmesi dedik ya, profaz, metafaz, anafaz, telofaz, bu evrenin hepsi hem bitkide hem hayvanda birebir aynı. İş sitoplazma bölünmesine gelince farklı gösteriyor. Hayvan hücrelerinin dışında hücre duvarı, hücre çeperi olmadığı için şu şekilde ne yapabiliyor? Boğumlanma ile şu şekilde birleşiyor ve iki yeni hücre oluşuyor. Bitki hücrelerinin dışında hücre duvarı olduğu için çeperi aynı şekilde bulunduğu için bu ne yapamıyor? Bu şekilde boğumlanamıyor. O zaman nasıl sitoplazma bölünmesi tamamlanacak? İşte burada da devreye Golgi giriyor arkadaşlar. Golgi organeli şu şekilde iki çekirdek arasında selüloz yapıda bir ara çeper, ara lamel oluşturarak ara çeper oluşturuyor ve bu iki hücre birbirinden ne yapıyor? Ayrılıyor arkadaşlar. Şimdi bir de şöyle bir temel fark var tabii ki. Bunlardan bir tanesi hayvan hücrelerinde boğumlanma sonucunda ayrılan hücreler birbirinden bağımsız bir şekilde kopabiliyor. Ama bitki hücrelerinde bu şekilde şöyle araya duvar ördüğümüz zaman bu iki hücre birbirinden ne yapmıyor? Ayrılıyor arkadaşlar. Demek ki mitoz bölünmede hayvan ve bitki hücreleri arasındaki temel fark buymuş. Diğer videoda görüşmek üzere.